Delegasyon Ruslar Balkanlardan ilerlerken baktı ki Rus askerlerine karşı ne yapamayacak? Başarılı olamayacak. Dedi ki ne yapalım? Ruslar dedi bu kaleyi almadan gidebilirler mi? Hayır, arkasına düşman bırakamazlar. O yüzden bütün askerleri, yaklaşık 25 bin askerini bu kalenin içinde kendine hapsetti. Kalenin adı Plevne Kalesi. Değerli arkadaşlarım, Plevne Kalesi'ne giren, 25 bin askeriyle giren bu komutanımız hepiniz de biliyorsunuz ki Gazi Osman Paşa'dır. Gazi Osman Paşa kaleye girdikten sonra Rus general dedi ki etrafını sarın dedi kalenin. Ve kalenin etrafı değerli arkadaşlarım ne olmuştur? 3 şekilde, yani 3 kere savunma hattıyla hani aralıklı dizilmişlerdir. Bu adamların bizlerin çıkması ölüme sebeptir direkt ya da yakalanmaktır. Dedi ki Rus general hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten su yok, yiyecek de azalıyor. Bunlar dedi ne yaparlar? En fazla bir ay sonra çıkarlardı. Bizim Gazi Osman Paşa ve Türk askeri orada ayakkabının köselesini yediler. Yağmur Allah'tan, Allah-u Teala yağdırdı da 6. aya kadar direndiler. Yani bu adam 6 ay direnmiştir değerli arkadaşlarım. Tabii Rus askerleri bekle. Niye? Çünkü amaçları hemen Edirne'den İstanbul alıp Osmaniyet'ine son vermekti. Amaçları bu. E şimdi ne yapmak zorunda kaldılar? Arka taraflarına düşman bırakamadıkları için mecburiyetten beklemeye başladılar. Geçti 6 ay. 6. ayın sonunda baktı ki askerler kırılma. Yani hastalık, zayıf düşme, öldü ölecek, savaşacak güçte kalmadı. Bunun üzerine Süleyman Paşa, Gazi Osman Paşa dedi ki arkadaşlar geceleyin dedi. Çıkıyoruz dışarıya. Ve Rusların bir eğlence gününe denk getirildi. Değerli arkadaşlar, Rusların eğlence gününe denk getirmemiz iyi oldu. Çünkü Rusların yarısından çoğu sarhoştu o zaman. Ama biz geceleyin çıktık. Birinci savunma hattını yardık. İkinci savunma hattında yardık. Ancak üçüncü savunma hattında Gazi Osman Paşa değerli arkadaşlarım kolundan yaralandı. Ve kolundan yaralandıktan sonra Rus generalin önüne getirildi. Şimdi Rus general değerli arkadaşlar 6 aydan beri kendisini bekleten bu adama istese öldürebilirdi. Yarasını tedavi ettirmeyebilirdi. Ancak adam direkt ayağa kalktı Gazi Osman Paşa'yı görünce. Değerli arkadaşlarım kılıcını geri iade etti. Kılıcı iade etmek iade itibar demektir. Kılıcını iade ettirdi, kolundaki yarasını tedavi ettirdi. Ondan sonra yani adam ilgi gösterdi. Dedi ki senin gibi muzaffer bir komutanla çarpışmaktan dedi ben dedi onur duydum dedi. Ya dedi kardeş sen nasıl kaldın la burada dedi 6 ay. Yani adamın merak ettiği soru o. Sen dedi nasıl kaldın burada 6 ay? Su yok, yiyecek yok, bir şey yok. Ve kolundaki yarası tedavi edilen Gazi Osman Paşa tekrar İstanbul'a yollanacak. İstanbul'da onu karşılayan 2. Abdülhamit Gazi Osman Paşa'nın elini öpecek. Niye elini öpecek biliyor musun? Koskoca padişah el öper mi? Düşünün bakayım. Ya o adam olmayaydı. Plevne'de kendini hapsetmeyeydi. 1. 6 ay boyunca Ruslar hareket imkanı kazanacaklardı. Edirne ve İstanbul'u daha evvelden işgal edeceklerdi. Böylelikle İstanbul'un işgalin edilmesini ve Osmanlı Devleti'nin değerli arkadaşları tarihte sona erdirilmesini engelleyen adam Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dır. Kendi üzerine marşlar yazılmadı mı bu adamın? Düşünün bakayım bir. Tuna Nehri atmam diyorla başlayan. İşte namı diğer Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Eğer çıkmış olsaydı veya o kaleye hiç girmemiş olsaydı 1. Oradaki 25 bin askerimizin hepsi ölecekti. 2. Değerli arkadaşlarım çoktan İstanbul resmi olarak işgal edilecekti. O zaman tarihimizde değerli arkadaşlarım bir başka komutanımız ise Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dır. Gazi Osman Paşa öldü. Koca bir tarih gömüldü.